asrı saadette bir tane Arap, Arabi'nin birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulallah diyor, Rabbimiz yakın mıdır? Gizlice münacaat mı edelim? Yoksa uzak mıdır? Bağıralım mı? diye soruyor. Şimdi bir insanın en önemli meselesi beni kim yarattı? Bir çocuk düşünün, o çocuğun en önemli derdi nedir? Anam nerede, babam nerede? Ailem nerede? Bir insan düşünün aklı başında. Gözünü açıp bakmış gökyüzü masmavi, yıldızlarla yaldızlanmış. Okyanuslar görüntü güzelliği temin ediyor, dağlar, çayırlar, çimenler, bir akıl bir burun karşısında kokular, bir göz karşısında görüntüler, bir kulak karşısında sesler, melodiler, bir dil karşısında milyonlarca tadılmayı bekleyen şeyler. İnsan merak eder. Acaba beni kim var etti? Beni yaratan yaratıcım uzak mıdır, yakın mıdır? Seslensem sesimi duyar mı? Bağırsam avaz avaz beni duyar mı? Acaba içimden geçen fısıltıları da iç seslerimi de duyar mı? Halbuki 100 milyar 100 milyar ışık yılı mesafede galaksiler, gezegenler var. Müthiş bir kainat var. Bu kainatın ta bir ucundaysa hani zamandan mekandan münezzeh beni duyar mı? Beni görür mü? Beni işitir mi? Benim meramıma bir ilgi alaka duyar mı? Şimdi insan merak eder ya. Merak ederiz insanız. Kur'an-ı Kerim'de her şey var. Tabi Kur'an-ı Kerim'in baş müfessiri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü da bunu açıyor. Hazreti Allah ayet indiriyor. Bakara suresinde tam da böyle Ramazan ayetlerinin arkasından 186. ayet. Ve ize seleke ibadi anni Habibi Zişanım kullarım sana beni sorduklarında benden sorduklarında ya şimdi Hazreti Allah'ı biz kime soracağız? Muhammed Mustafa'ya soracağız. Şimdi aslında bu ayet aynı zamanda o bir postacıydı, başka görevi yok idi. İthamına, istifhamına bir cevap mahiyetindedir. Muhammed Mustafa'ya sual sorulur. Ha, o sualin cevabı bazen ayetle verilir, bazen hadisle verilir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın inceliğine bakın. Rakik, latif. Ve iz'e o zaman ki se'eleke ibedi kullarım sana anni benden. Sordular. Yani kullarım beni sana sorarlarsa feinni garip. Şüphesiz ben yakınım. Şimdi sen bu yakınlığı nasıl algılarsın? Nasıl çözersin? Ben yakınım. Hazreti Allah diyor ki oradaki fe de derakap. Yani kullarım merak ettiklerinde, sorduklarında vakit geçirmek geçirmeksizin feinni garip. Ben onlara yakınım. Şimdi biz başka ayetlerde, başka hadislerde mesela ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verit biz o insana şah damarından şah damarından daha yakınız. Bazen Habibizi Hanım sen merak etme. Allah onların dile vurduklarını da işlerinden geçirdiklerini de biliyor. Bir Mücadele Suresi'nde ihtiyar kadın gelmiş, kocası onu artık terk etmiş. Ya Resulullah diyor ben gençliğimde ona hizmet ettim. Çocuk doğurdum ama şimdi beni sokağa atıyor. Ayet iniyor. Allah kocasını sana şikayet eden kadının şikayetini işitti. Gatsemi Allahu. Ayşe anamız diyor ki ya diyor aramızda iki metre var idi. Kadınlar da biraz meraklı böyle kulağımı onlara doğru tuttum bir şey duyar mıyım? Fakat ben duymadım. Biraz sonra ayet indi. 70 bin perdenin verasından Hazreti Allah yakın fe inni garip yakın ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid yakın şah damarından yakın içinden geçirdiğinden yakın her an her yerde yani sen bu ben onlara yakınımı bir aşık gibi düşünüp bana benden yakınım mı dersin her an huzur ilahi deyim deyip e, ayak uzatmayanlar gibi huzur ilahi olarak mı düşünürsün İçimden geçeni biliyor. Başıma geleceği biliyor. Beni siyanet edip koruyor diye mi düşünürsün? Sonra devam ediyor. Uci bu davetet da izade ani. Bana dua edince duacının duasını kabul ederim. İcabet ederim. Yani bu manayı da Bediüzzaman Hazretleri gibi büyük müfessirler açmışlar. Allah'ın duaya icabeti nasıl olur? Hadislerde de geçer. Yani her duaya icabet var. Ya istediğini verir, ya istediğinden daha eftalini verir veya dünyada istediğin senin için çok da hayırlı değildir. Ahirette ondan daha hayırlısını verir. Ama icabet var. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki Uci bu icabet ederim. Davete daize deani. Dua eden dua ettiğinde onun duasına icabet eder. Şimdi aslında burada şu. Kulum ben sana yakınım. Bak sen beni merak ediyorsun ben sana yakınım. Dua ettiğinde duana cevap veririm. Alimler demişler ki Hazreti Allah burada diyor ki bu, bu bana bakan iş. Peki sana ne bakar? Fel yesteci bu li ve yüminu bi le Allahum O halde onlar da benim davetime koşsunlar ve bana hakkıyla iman etsinler ki doğru yola gidebilsinler. La Allahım yersudun reşit olabilsinler. Ayet bizim karşımıza müthiş bir manzara çıkartıyor. Hazreti Allah, ey Muhammed, ey Muhammed'im, kullarım sana beni soruyorlar. De ki ben onlara yakınım. Dua ettiklerinde icabet ederim. bu bana bakan taraf. Onlar da durmasınlar. İman etsinler. Ta ki irşad olsunlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile alakalı Ayeti kerimelere hep baktığımızda karşımıza Hazreti Allah'ın bize mükerrer müeyyet ısrarla tekrar tekrar Habibime uyun. Ona ittiba edin, ona inkiyat edin, onu yalnız bırakmayın. Fe'in tevellev. Eğer senden yüz çevirirlerse, eğer senden yüz çevirirlerse, senin getirdiğin davete icabet etmezlerse, alaka göstermezlerse fe'ul sen onlara de Hasbi Allah. Allah bana yeter. Yani bugün de aynısı. Koca koca alimler diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'den bir mana tebliğ edildiğinde, hadis-i şeriften bir mana tebliğ edildiğinde Hz. Allah'ın 14 asır önce Efendimiz'e indirdiği o ayet, o mana bugün aynen geçerlidir. Ve biz ya Ebu Bekir Sıddık gibi Semina Vatana deriz ya Ebu cehil La'in gibi işittik ve isyan ettik deriz. Tercih bu tercih. Kim Muhammed Mustafa'ya akıl, gönül, ruh, hissiyat, letaif verirse ebediyen yüzü güler ve Cenab-ı Hak açtıkça açar.